Sayfa düzlemi üzerinde bulunan i akımı taşıyan sonsuzluktaki x ve sayfa düzlemi üzerinde bulunan KLM noktaları şekilde ekibidir. X elinden geçen akımın K noktasında oluşturulma manyetik alan B ise L ve M noktalarında oluşturulma manyetik alanlar nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan vektörel bir büyüklük ve Şiddeti k çarpı iki tane i bölü d yardımıyla bulunuyor akım geçen düstel için. Şimdi k noktasından başlayalım. el kuralı yardımına göre yukarı yönde akım geçmiş. Baş parmağımız yukarıyı gösterdiğinde bükülmüş. Dört parmağımız içeriği gösteriyor. Yani içeri yönde b diyorum buna b demiştim. B k b şiddetinde demiş. B eşittir diyorum k çarpı iki tane bir i bölü d çıktı. Yani içeri yönde iki tane k i bölü d ye b diyoruz arkadaşlar. L ise yine aynı tarafta içeri yönde BL için yazıyorum. BL eşittir diyorum. K çarpı 2 tane 1i bölü uzaklığımız 2'de. Aynı yönde ve şiddeti yarısı kadar arkadaşlar. O zaman ne olur bu? B'nin yarısı olduğu için B bölü 2 şiddetinde olacak. Yani LB bölü 2'dir. M'ye baktığımızda sahil kuralına göre burada dışarı yönde olduğundan dolayı BM için de dışarı yönde diyorum. BM dışarı yönde. K çarpı 2 tane 1 i bölü D kadar uzaklıkta. Yani aynı şiddette fakat yönü zıt o zaman bunun da eksi B vektörüne eşit olması. Yani cevabın C seçeneği olmasını gösterir. Sayfa düzlemi üzerinde bulunan X ve Y terleri şekildeki yönlerde sırasıyla 2, 3 i akımlar taşıyor. X ve Y tellerin K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B ise L noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki tane telimiz var. K noktasındaki bileşke manyetik alanın B olduğu belirtiliyor. O halde K noktası için yazıyorum arkadaşlar. K noktası için e, X teli el kuralına göre aşağı yönde akım geçtiği için bükülmüş dört parmağımızı içeri yönü gösterdi. Yani içeri yönde BX diyorum. Şimdi hemen bunun şiddetini buluyorum. İçeri BX eşittir K çarpı iki tane 2i bölü aradaki uzaklığımız D kadar. Yine 3i akımı geçen tel de dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor burada. Burada arkadaşlar dışarı yönde BY diyorum. E bu da Bx'ti. Hemen BY'yi yazıyorum. BY dışarı yönde. B'ye eşittir. K çarpı 2 tane 3i bölü. Aradaki uzaklığımız K noktasına 3D kadar uzaklıkta. Şimdi biri içeri biri dışarı olduğu için farkını alacağız. Bu 4 tane KI bölü D. Bu 3'lerde gidince bu da 2 tane KI bölü D olduğu için. Ne oldu arkadaşlar? İçeri baskın geldiğinden dolayı içeri yönde içeri yönde 2 e, tane KI bölü D'ye ne demişiz? K noktasında birleşken manyetik B demişiz. B. İçeri yönde iki tane K'yı bölü de B'ymiş. Şimdi L'deki bileşke manyetik alanı bulacağız. Yine X'in bu noktada oluşturduğu manyetik alana baktığımızda sağ kuralı yardımına göre bükülmüş dört parmağımız dışarı yönü gösterdi. BX burada dışarı yönde manyetik alan oluşturuyor. O halde L için yazıyorum. Ee dışarı yönde diyorum. Dışarı BX eşittir. K çarpı iki tane 2 i bölü. Aradaki uzaklığımız D kadar. Yine YT'li de bu noktada sahil kuralına göre dışarı yönde bir manyetik alan oluşturmuş. BY'yi de dışarı yönde bu şekilde belirttiğimde dışarı diyorum. BY diyorum. K çarpı 2 tane 3i bölü aradaki uzaklığımız yine D şiddetinde. O zaman ne çıktı arkadaşlar? Dışarı dışarı olduğu için toplamları 4 artı 6'dan dolayı 10 tane KI bölü de dışarı yönde. 10 tane k i bölü d yukarıdakinin arkadaşlar b'nin 5 katı çıkar. Yani 5b şiddetinde ve zıt yönde olduğundan dolayı eksi b diyeceğiz buna. Eksi 5b diyeceğiz. Yani cevabımız eksi yönde 5b yani e seçeneği doğrudur. Sayfa düzlemine dik iyi akımları taşıyan x'e tellerinin k noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan b şekildeki gibidir. 45 derecelik açıdan küçük alfa açısı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akım geçen x ve y tellerin hangi yönde akım gönderdiği belirtilmemiş. Fakat sonuç itibariyle içeri yönde akım geçse el kuralına göre baş parmağımız içeri gösterdiğinde dört parmağımız bükülmüş. Dört parmağımız saat yönünde e tersi olursa da saat yönünün tersi yönde. Ya aşağı yönde ya da yukarı yönde manyetik oluşturuyor bu noktaya geldiğinizde bakın. Saat yönünde dersek aşağı yönde Saat yönünün tersi dersek yukarı yönde böyle bir manyetik alanı oluşabilmesi için bunun bileşenlerinden X'in oluştuğu manyetik alan yukarı yönde BX şiddetinde bir manyetik alan oluşturacak. Aynı şeyi Y için düşündüğümüzde ya saat yönünde ya da saatin tersi yönde bir manyetik alan oluşturacak ve o BX'e B bileşke manyetik alanı vermesi için bunun sağa doğru bu noktada bakın şöyle saat yönünde demek ki manyetik alan oluşturduğunu anlıyoruz. Şimdi İkisinin de uzaklığı eşit. Alfa açısı içi ise 45 dereceden küçükmüş. Mesela 40 derece dediğimde. Şimdi vektörler konusunu hatırlayalım. İki dik vektörümüzün bileşkesi ikisinin tam ortasına yani 45 derecelik açıyla geçerse bileşenleri eşittir. Ama açısı küçükse hangisine daha yakınsa oradaki eee manyetik alanın vektörel e, niceliğin daha büyük olduğunu söylüyoruz. Yani B dediğimiz BY'ye daha yakın olduğu için arkadaşlar BY'nin BY'nin BX'ten şiddet olarak büyük olduğunu söyleriz. Uzaklık aynı olduğu için ve B'yi biz manyetik alanı K çarpı 2 tane I bölü D yardımıyla buluyoruz. D'ler aynıysa B'si büyük olanın I'si de büyük olmuş olacak. Yani burada İY'nin İX'ten büyük olduğu yargısına sonucuna ulaşmış olduk. İY'de İX'ten büyük. Hangileri doğru? 1- İx sayfa düzleminin içine doğrudur. İx sayfa düzleminin içine doğru. Şimdi yukarı yönde manyetik alan oluşturduğu için İçeri yönde arkadaşlar bir manyetik alan e, akım geçseydi, içeri yönde bir akım geçseydi, hop saat yönünde olacaktı. E, demek ki dışarı yönde bir manyetik alan varmış ki burada bakın dışarı yöndeymiş ki, e, akım geçmiş ki pardon. E, dışarı yönde baş parmağımızı tuttuğumuzda bükülmüş dört parmağımız saat yönünün tersi yönünü gösterdi. Yani sayfa düzleminin içine değil de dışına doğru olması lazım. Yanlış. İ'ye sayfa düzleminin içine doğrudur. Şimdi bakalım iyiye içeri doğru bir manyetik alan düşündüğümüzde burada bükülmüş dört parmağımız saat yönünde manyetik alan oluştururken K noktasına sağa doğru çıkacak. Evet B'ye sağa doğru oluşturduğu için bu doğrudur. İyiye İX'den büyüktür. Evet manyetik alan şiddetinin açıdan dolayı daha büyük olduğunu söylemiştik. O zaman 2 ile 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Sayfa düzleminde bulunan sonsuz uzunluktaki X ve Y telleri şekildeki yönlerde sırasıyla 2, yi, 3, eşitletlerinde akımlar taşıyor. X ve Y tellerin K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B ise L noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K noktasında oluşan bileşke manyetik alanın B olduğunu, iki tane akım geçen teli olduğu için her birisinin tek tek yönleriyle buluyorum. Ve bileşke manyetik alan değerinin B değerinin ne eşit olduğunu görmeye çalışıyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar X serinden başlayalım. İki, akım, iki akımı sağa doğru geçmiş. Baş parmağım sağa gösterdi. Burada dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Dışarı diyorum. Bx diyorum arkadaşlar. Şimdi dışarı yönde Bx'in değer olarak k çarpı 2 tane 2i bölü. Aradaki uzaklığımız burada bir birim. Yani 4 tane k i bölü 1 çıktı. Y teli içinde bakın yukarı yönde akım geçtiği için burada içeri yönde bir manyetik alan oluşturacak. İçeri diyorum BY diyorum içeri ve BY şiddetinde K çarpı 2 tane 3 i bölü aradaki uzaklığımız bakın 2 birim oldu. Yani 3 tane KI çıktı. 4 tane KI 3 tane KI olduğu için burada bileşke dışarı yönde arkadaşlar 1 tane KI bölü 1 çıkar. Bir tane KI çıktı ve buna biz B demişiz arkadaşlar. K'daki bileşkim manyetik alan B olarak belirtilmiş. Şimdi L'ye geçiyorum. L noktası içinde benzer durumu uygulayacağım. Yine X delinden başlayalım. Sahil kuralına göre burada X içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. BX diyorum içeri yönde diyorum. BX eşittir. K çarpı 2 tane 2i bölü aradaki uzaklığımız bir birim. Gelelim Y telinin burada oluşturduğu manyetik alana. O da yukarı yönde akım geçtiği için burada dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. B, Y diyorum. Dışarı yönde bir manyetik alan B, Y eşittir. K çarpı 2 tane 3 i bölü aradaki uzaklığımız Y teline 3 birim olduğu için bu üçler gidecek. Karşımıza 2 tane K, I çıkmış olacak. Dışarı 4 tane K, I. İçeri 2 tane K, I olduğu için L'deki bileşke manyetik alan BL eşittir. 2 tane K I bölü K i çıktı e, ve şiddet olarak da yön olarak da dışarı içeri yönde baskın olduğu için içeri yönde çıktı. Yani yukarıdakinin tam tersi yönde ve iki katı şiddetinde o zaman eksi 2 tane B vektörüne eşit olduğunu söyleriz BL için. Cevap E seçeneği doğrudur. Sayfa düzleminde bulunan yarım çember şeklindeki x teli ve çember şeklindeki y telinin merkezleri olan O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfır. Demek ki ikisinin de oluştuğu manyetik alan eşit şiddette ve zıt yönde olacak. X elindeki şekildeki yönde 6 i e şiddetinde akım geçtiğine göre Y telinden hangi yönde kaç i e şiddetinde akım geçer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar verilen burada X elinden akım yarım çember şeklinde bir telimiz var. O halde bunun merkezinde oluşturduğu manyetik alan O noktasında oluşturduğu manyetik alana BX diyorum. BX saat e, sahil kuralına göre bakın saat yönde akım geçmiş. O halde dört parmağımla kavradığımda akım geçen yönü baş parmağım içeriği gösteriyor. Yani içeri yönde bx eşittir. k çarpı iki tane pi i. i'miz arkadaşlar 6 i bölü r dediğimizde bakın bu tam çember için söylenmiş bir formül. Yarım çemberde yarım katını alıyoruz yarısını alıyoruz yani. Buradan 1 bölü 2'ler gidince 18 tane ki bölü r çıktı. 18 tane k İ bölü r çıktı aynı manyetik alanı ters yönde y telinin oluşturması gerekiyor. O zaman bu bu şekilde saat yönünde dolanırken diğeri de saat yönünün tersi yönde dolanırsa o da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturur. Dışarı yönde manyetik alan oluşturması için o zaman y telinin diyoruz. Bir yönünde akım geçmeli. Cevaplı bir kere bir yönünde olacak. Sonra şiddeti de k çarpı 2 tane i'miz iy bölü tabii 2 pi demem lazım. Pi'yi hemen buraya ekleyelim. Çember çünkü bu. Bölü yarı çapımız. Yarı çapımız da 2r. O zaman ikiler gidince arkadaşlar tam çember olduğu için ekstra bir şeyle çarpmama gerek yok. Eşittir 18 tane yani yukarıdakine eşit olması lazım demiştik. 18 tane k İ bölü r olacak. O halde burada k'lar gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi r'ler gitti. 3 tane iy'nin gördüğünüz gibi 18 tane iy'ye eşit olması iy'nin arkadaşlar 6 iy'ye eşit olması anlamına gelecek. Demek ki burada şiddeti de 6 i şiddetinde olduğu için cevap A seçeneğini gösterir. Sonsuz uzunluktaki düz telden eksi z yönünde i şiddetinde akım geçmektedir. Akım geçen telin X-Y düzlemindeki K noktasında ve Y-Z düzlemindeki L noktasında meydana getirdiği manyetik alanlar sırasıyla BKBL'dir. Buna göre BKBL hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sağ el kuralı yardımıyla düz tel akım geçen düz telin çevresinde oluştuğu manyetik alanda baş parmağımız akım yönünü bükülmüş dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. O halde baş parmağımız ok yönünü gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız arkadaşlar şöyle şu şekilde çevresinde bir manyetik alan oluşturuyor. Ve bu alttan dönüp şöyle dolanıyor. Yani o zaman tam L noktasına yani buradaki düzleme geldiğimizde L noktasında sağa doğru bir manyetik alan oluşmasını sağlayacak. BL sağa doğru. K noktasına geldiğimizde bunu böyle devam ettirirse K noktasında arkadaşlar hop aşağı yönde bir manyetik alan oluştuğunu gözlemliyoruz. Demek ki Burada çember şeklinde başı ve sonu belli olmayan çember şeklinde bir manyetik alan söz konusu oluyor. Akım geçen düz telin burası da merkezi olarak düşünürsem. O halde K'da aşağı yönde L'de sağa doğru. Yani aşağı yön eksi Y yönü olduğu için K'da eksi Y yönünde. Sağ tarafta artı X yönü olduğu için B'de de artı X yönünde oldu. O halde cevabımız D seçeneğini gösterir deriz. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki K ve L düz tellerinden sırasıyla İK ile eşitlettiğinde akımlar geçiyor. K ve L ilk noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B olduğuna göre İK bölü ile oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. K telinden içeri yönde akım geçmiş arkadaşlar. Baş parmağımızı içeri yönde tuttuğumuzda bükülmüş dört parmağımız şu şekilde saat yönde çevresi de manyetik alan oluşturuyor. Tabi bu manyetik alanın arkadaşlar böyle bir bileşke manyetik alanı oluşturması için X noktasında bunun aşağı yönde iki birim şiddetinde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Yani K teli aşağı yönde iki birimlik manyetik alan oluşturuyor. L teli de içeri yönde akım geçmiş. Baş parmağımız içeri gösterdi. Bükülmüş dört parmağımız Burada çevresinde saat yönünde bir manyetik alan oluşturması gerektiğini ve ilk noktasına geldiğimizde sağa doğru ve böyle bir bileşki vermesi için bir birim şiddetinde L de böyle bir manyetik alan oluşturmalı diyoruz. Şimdi manyetik alan düz teller için B eşittir K çarpı 2 tane I bölü D yardımıyla bulunuyordu. O zaman K'dan başlayalım. K 2 birim şiddetinde olduğu için 2 eşittir. K çarpı 2 tane akımımız İK bölü aradaki uzaklığımız yani K telinin X noktasına olan uzaklığı 2 birim. Gelelim şimdi L telinin oluştuğu intikalan bir birim şiddetinde. O zaman K çarpı 2 tane I bölü aradaki uzaklığımız gördüğünüz gibi 4 birim şiddetinde oluyor. O zaman bu ikiler giderse İ İK arkadaşlar ben 2 dersem. Hop, buradan da İ de 2 çıkmış oluyor. İ de 2 İ K da 2 olduğu için İ K bölü İ L oranının işleme devam ettiğimizde 1 olduğunu yani cevabın C seçeneği olduğunu görürüz. Sarım sayısı iken sarım uzunluğu L olan X bobini i şiddetinde sarım sayısı N sarım uzunluğu 2L olan Y bobini 2 i şiddetinde akım taşımaktadır. Buna göre X ve Y bobinlerin içerisindeki manyetik alanlar oranı BX bölü BY oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akım makarası dediğimiz veya sarımlı bobin dediğimiz veya yani selenoid dediğimiz bu düzeneğin merkez doğrusundaki manyetik alan bulunurken B eşittir K çarpı 4 pi N I bölü L'den yararlanıyoruz. O halde x bobini için konuştuğumuzda bx için konuşuyoruz arkadaşlar. K çarpı 4 pi zaten hepsinde bu ifadeler var. N i enimiz 2 n 2N çarpı akımımız arkadaşlar i akımı göndermişiz. Bölü l l dediğimizde de n bölü var orada sarım sıklığı diyoruz. Buradan 8 tane arkadaşlar k pi n i bölü l çıktı. Yani buna 8 diyelim. İkincisine bakalım şimdi. By için konuşuyorum. Y bobin için konuşuyorum. K çarpı 4 pi n. N'imiz 1 n. I'miz arkadaşlar 2 bölü L'miz de 2 L olarak belirtilmiş. O buradan bunlar giderse karşıma 4 tane K, pi N, I bölü L çıktı. Yani bu da 4 çıktı arkadaşlar. O halde sonuç itibariyle biri 8 ile alakalı bir de 4 ile alakalı olduğu için bx bölü by oranı buradan oranladığımızdan 2 sonucuna bize ulaştırır. Yani cevap b seçeneğidir. Sayfa düzlemi üzerinde sonsuz uzunluktaki x ve y telleri şekildeki yönlerde i ve 3 i e şiddetinde akım taşıyorlar. Buna göre x ve y tellerin KLMNP noktalarının hangilerinde meydana getirdiği bileşke manyetik alan sıfırdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K noktasından başladığımızda X teli sağ el göre aşağı yönde akım geçiyor. içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Burada içeri yönde bir manyetik alan oluşturacak. E, y teli de i akım şiddeti geçtiği için yukarı yönde olduğundan dolayı o da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Yani e, K ve L noktalarının olduğu yerde Y teli dışarı yönde X teli de içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Eğer sıfır olabilmesi için bu noktalarda bu manyetik alanların şiddetlerinin eşit şiddette olması gerekiyor. O halde bakalım X teli'nin oluşturduğu manyetik alan için konuşuyorum. K noktası dasında oluşturulma intikal için konuşuyoruz. K çarpı 2 tane i bölü aradaki uzaklığımız e, noktalar arası uzaklık eşit verildiği için 2 birim yani buna biz arkadaşlar 2 tane d diyelim. BY'ye baktığımızda BY eşittir diyorum. K çarpı 2 tane i'miz 3 i bölü aradaki uzaklığımız 1 2 3 4 4 birim şiddetinde olduğu için 4d dedik. O buradan da bakın eşit çıktı mı değer olarak? Hayır. Burası 1 çıkıyor. Burası 3 bölü 2 çıkıyor. O zaman eşit olmadığı için bileşke manyetik kalan K noktasında 0 olamaz. L noktasına baktığımızda yine arkadaşlar x başlıyoruz. x elini oluşturma kalan K çarpı 2 tane i bölü uzaklığımız 1D şiddetinde oldu y teli için konuştuğumuzda da k çarpı 2 tane i'miz 3 i bölü aradaki uzaklığımız 1 2 3 birim olduğu için 3 D dediğimizde 2 tane k i bölü de burada 2 tane k i bölü de çıktığı için bileşke manyetik alan arkadaşlar eşit şiddetli ve zıt yönde çıktı. Yani L noktasındaki bileşke manyetik alanımız arkadaşlar 0 çıkıyor. O zaman cevap B noktası olacak. Diğerlerinde demek ki olmuyor. Olmadığını da göstermeye çalışalım. Bakın buradan M noktası Sağ el kuralına göre x teli burada dışarı yönde manyetik oluşturmuş. Yine burada 3 yakımı geçen telde sağ el kuralının yardımına göre dışarı yönde. O zaman ikisi dışarı yönde olduğu için bunların arkadaşlar bileşkesinin sıfır olma ihtimali yok. Onun için M olamaz. N noktasına baktığımızda Y teli içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. X de dışarı yönde manyetik alan oluşturuyor. X şöyle dışarı yazalım. bx. I. Y de içeri doğru yazalım. BY'ye. Bakın Y teli hem yakın hem de akım büyük. Yani BY BX'ten By, büyük. BY BX'ten büyük olduğu için bileşke manyetik alan burada sıfır olamaz. Aynı şey P noktası için de geçerli. Hem Y teline yakın hem de akımı daha büyük olduğu için Y teli burada P noktasında yine manyetik alan yönüyle x'ten daha fazla olur ve bileşke manyetik alan 0 olamaz. Onun için olacağı yer B noktası olmalı.